hünkâr. İngiliz sefir gümrükte yer alacak İngiliz bürokratların listesini göndermiş. Hünkârım, zaman daralmakta. Bir çare düşündünüz mü? Gümrükleri öylece verecek miyiz? O gümrükleri verirsek, devleti verdik Sahi Paşa. Peki bu cendereden nasıl kurtulacağız? Tek yolu var. Devleti kuran dedem Osman Gazi. Yardıma çağıracağız. Af buyurun hünkârım. Devlet kurulurken Şeyh Edebali Hazreti Osman radıyallahu anh'ın kılıcını dedem Osman Gazi'ye verdi. Bu kılıç büyük devleti kuracak olanın işaretiydi. Türkmenler bu yüzden biat etti kayıya. Dedem Osman Gazi Bizans'tan aldığı ilk ganimeti getirip Vefai Şeyhi Edip Ali'ye teslim etti. Ne için? Bir gün devlet tehlikeye düşerse yeni bir devlet kurulabilmesi için kullanılacaktı o ganimet. Hamdolsun bugüne kadar ihtiyaç duyulmadı. Hünkârım, şimdi kimdedir o ganimetler? Bilmiyoruz paşa. Silsile yoluyla farklı tarikat şehirlerine emanet edildi. Yüzyıllardır. Hünkârım, siz Osmanlı padişahısınız. Nasıl bilmezsiniz bu altınların nerede olduğunu? Hiçbir padişah bilmedi kimde olduğunu. Neden? Olur ya padişahlar bir gün yoldan çıkar. Bu ganimeti kötü emelleri için kullanır diye. Misal, biraderim Murat Efendi. Kandırılmıştı. Eğer tahtta kalsaydı pekala o ganimeti kullanabilirdi. Bu sebeple padişahlar dahi o ganimetin kimde olduğunu bilmedi. Şimdi devlet borç meselesi sebebiyle beka tehlikesiyle karşı karşıya paşa. Biz biliyoruz ki onlar gümrükleri para kazanmak için istemiyorlar. Payitahtın giriş çıkışına hakim olan payitahta hakim olur. O ganimet devletimizi kurtarabilir. İyi de hünkârım, o ganimetleri biz nasıl bulacağız? Tek yolu var paşa. Cuma selamlığına Hazreti Osman'ın kılıcıyla çıkacağız. O kılıç göründüğünde tekkenin şeyhi ganimeti getirmek zorunda. Çünkü anlaşılmıştır ki devlet beka sorunuyla karşı karşıya. Bana Murat Efendi'yi çağırın. Emredersiniz hünkârım.